Ve Allah'ın da istediği budur. Allahu Teala bunu kendisi istiyor. Hepinizin namaz sureleri arasında okuduğunuz Li'ilafi Kureyş'in sure-i celilesinde فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ayetini okuyorsunuz. Ne demek manası? Açın tefsire bakın. فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler. Kime ibadet edeceksin? رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ şu siyah örtüyle örtülü bulunan Kabe adındaki binanın, beytin sahibi olan Allah'a ibadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Beyt, Beytullah demek. Beytullah, Allah'ın evi. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Öyle bir Allah ki, Rabbül Alemin ki, eğer hakkıyla ona ibadet eder, onun nizamına, onun kitabına, onun ahkamına, onun sistemine itaat eder, teslim olursanız, اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Sizi bütün açlıklardan, kıtlıklardan, yokluklardan mutlaka koruyacaktır. Allah böyle söylüyor. اَطْعَمَ يُطْعِمُ اِطْعَام Doyurmak demek, doyurmak. Doyurmak. Sizi doyuracak diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bugünkü Müslüman ülkelerin açlığının, kıtlığının, yokluğunun başında hakkıyla Allah'a ibadet etmediklerinin manası bu ayette yatıyor mu, yatmıyor mu? Yatıyor. Hakkıyla Allah'a ibadet edildiği zaman iktisadi kriz olmaz. Ekonomik kriz diyorlar. Bakın Türkiye korkunç şekilde ekonomik krizin içine girdi mi girmedi mi? Bunu herkes görüyor. Şu kadar çocuğa sor vallahi biliyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Cuh Arapça açlık demek. Ekonomik kriz demek yani. Çünkü ekonomiden gaye insanın doyması, mutlu olmasıdır. Mümkün değil. Mutluluk insanın maddi ve manevi doymasıyla tecelli eder. Hem maddi doyuma ulaşacaksınız, hem de manevi doyuma ulaşacaksınız. Manevi olarak, ruhi, ahlaki, vicdani işe kanaatleri itibariyle doyuramadığınız, besleyemediğiniz bir adam trilyonların sahibi de olsa günün birinde canına kıyıyor mu, kıymıyor mu? Kıyıyor. O da manevi açlık içinde. Hem maddi açlığını tatmin edeceksiniz insanların, hem de manevi açlığını. İkisi birden olacak. Birisini yapar da öbürü ihmal ederseniz mutluluk mümkün değildir. Hem maddi hem manevi. Çünkü insanın yapısı iki temel esasa bağlanmıştır. Birisi bedeni, öbürüsü söyleyin ruhu. Ruh diye bir şey var. Bunu kim inkar edebilir? Bedenin nasıl ki ihtiyacı varsa ruhun da ihtiyacı var mı yok mu? Olmaz olur mu? O da muhtaç. Ruhun da bütün ihtiyacı huzuru, tatmini, ibadettir, Allah'a teslim olmaktır. Başka bir bunun manası yoktur. Ruhun gıdası ibadettir. Bedenin gıdası da beslenmedir. Vitaminler vesaire gıda maddeleri, ikisi beraber olacak. Birisi var, öbürü yok, mutluluk olmaz. فَلْيَعْبُدُوا ibadet etsinler. İşte Ramazan'da görüyorsunuz gündüzüyle gecesiyle ibadet kavramı daha da açık hale, daha da belirgin hale geliyor. Hatta görüyorsunuz İslam'a inanmadıkları halde, İslam'a karşı oldukları halde bazı gazeteler ve gazeteciler Ramazan'da Müslümanlara şirin görünmek için bazı tedbirler alıyorlar mı, almıyorlar mı? İbadet kavramı. Fıtraten böyledir.